Çok değerli Çatal'ın Mehmet kanalı seyircilerim. Bugün hanımım bugün benim için özel bir yemek hazırlıyor. Bu yemeğimizi yazın yaptığımız eriştelerden yapacak. Dedi işe gitmeden şöyle bir sıcak yemek yapayım dedi. Biz de sabahtan çarşıya alışverişlere gitmiştik. Yorgunluğunu gidermek için dedi işe gitmeden ben sana bir erişte yapayım dedi. İyi yap bakalım dedik. Hem dedi bu erişteyi sen bir video filmle çekersin dedi. Arkadaşlara göstersin dedi. Ben de olur dedim. O filmden size bir kısa kareler göstereceğim. Evet, aşkım ben dedim bu erişte yapıyor beni işe gitmeden önce dedim ama evet. Evet hoş geldin bak. Eriştemizi sıcak suyunu koydum üzerine. Böyle birazcık. Evet. Kendi sıcaklığıyla eriştelerimiz yumuşayacak. Evet. Sonra tereyağı yapacağım. Beyaz peynir koyacağım üzerine. Son halinde göstereceğim size. Oo sağ ol. Benim hanım bugün açıldı ha bak. Videolarda daha çok çıkmaya başladı. Bugün böyle bu birazcık şimdi kabaracak. Biraz kabarması lazımmış sayın seyircilerim. Bu biraz sonra tereyağını da yapacağım. Evet biraz sonra tereyağı yapacağım. Mutfak hali görüyorsunuz. Bunun bir de yanında bir şey ne yapacaktık? Fişne ezmesi, koşafı. Fişne koşafımız var. Bu kendi yaptığımız değil mi? Evet. Ama o nerede? O açılmamış, kapağı vakumlamış herhalde. Kapağını açmak için şimdi onu da ocağa koyacağım. Evet, bakınız vakumu yapmış, açamadık. Gücümüz yetmedi. Hanım elinden ameliyat oldu. Ben kolumdan ameliyat olduğum için kapağı açmakta zorlandık. Şimdi bunu kaynatıyor bu kapağını açmamız için. Daha sonra yumuşayınca açacağız. Evet aşkım. Biraz bekleyeceğiz mi şimdi bunun diğer evet, şeylerini? Biraz bu kabarası kadar, yumuşayısı kadar bekleyeceğiz. Evet. Tereyağında yaktığım zaman tekrar sizlerle beraber olacağım. Tamam. Evet, söylediği gibi tereyağını koyduk tavaya. Yavaş yavaş eriyor. Erişte kabardı herhalde aşkım. Evet. Böyle karıştırıyor. Biz eskiden bunun genelde Ramazan'da sabah sahurda yerdik. Annem yapardı rahmetli. Acıkmazsınız gündüz diye. Bu arada Allah rahmet eylesin inşallah. Evet. Tereyağı da eriyor aşktım. Reçelin kapağını açtık. Gördüğünüz gibi. Ya bu kavrulması lazım değil mi? Kızarması lazım daha doğrusu. Kendi yaptın tereyağı mı? Evet. Evet hanım kendi evde tereyağı yapıyor. İsterseniz bir gün bunun bir aşamasını gösterebiliriz size. Evde tereyağı nasıl yapılıyormuş? Hanım marifetleri çok. Çok zahmetli diyor. Yani seyircilerimiz için zahmete katlanırsın açıkçası. Ya ne olacak sanki? Değil mi? Bak yorumunuza yazmanız lazım. İstenirse dedi yaparım dedi. Yani öyle şey değil ama yine de yapar da. İşte olsa diyor daha güzel diyor. İsteyerek yaparım diyor. Ben de mutlu olurum diyor. Tabii istek olursa diyor. Yani biliyorsun bu şeylerde insan izleme sayısını gördükçe daha çok video yapma isteğe geliyor içinden. Seviniyor. Bize de bakan ilgilenenler var diye. O nedenle yorumlara yazarsan işte biz tereyağı evde nasıl yapılır böyle bir istekleriniz çok olursa bunu da inşallah diğer videolarımızda sizlerle paylaşmak isteriz tabii ki. Evet. Aşkım bu oldu değil mi üzerine? Allah. Sanki İskender'in üzerine tereyağı dökeyim be aşkım. Hazırlandı. Evet. Karıştırıyor. Evet erişte özel bir yemek oluyor. Bildiğiniz gibi eskiden makarna yokken daha dünyada piyasada köylerde evlerde böyle yoğuruluyordu. Bu hamuru yoğuruluyordu. Tek tek bıçakla kesiliyordu. Seriliyordu. Kurutuluyordu falan. Ama şimdi makarna sanayi de gelişti. Erişte biraz ikinci plana kaldı. Ben düşünceme göre söylüyorum. Şu anda herkes nasıl düşünüyor bilemem de. Benim görüşüm. Şu anda erişte ikinci plana düştü. Ama vazgeçilmez lezzetlerden. Daha halen. Bak üzerine beyaz peynir.
ekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Hanımın şeker ölçme makinesi ötüyor bu arada. Düdüdüt düdüdüt. Kolunda sensör var. Oradan şekerini ölçüyor. O yeni icatlardan birisi. Eline iğne batırmadan şekerini ölçmek için. Hep beraber. De afiyet olsun. Evet. Evet, aşk tam şimdi erişteye kısa da olsa bir anlatacak nasıl yapıldığını. Eriştemizi ilk önce sıcak su koyduk üzerine. Evet. Kıvağını kapattık ve 15 dakika bekledi. O kendi halinde yumuşadı. Evet. Sonra tereyağını yaktık, üzerine döktük. Peynirini ocaladık. Bize afiyet olsun. Duydunuz sayın seyirciler, bize afiyet olacakmış. Evet, ben şimdi sofraya oturunca tekrar gösteririm size. Bir servisimizi yapalım şu anda. Evet, eriştemiz pişti. Tabaklara servis ediyor hanım şimdi. Vişne. Poşafımız da geldi. Kendi yaptığımız. Hepsi, bak bunlar hepsi kendi el emeğimizle yaptığımız malzemeler sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi biz afiyetle bunu yiyeceğiz. Çok değerli seyircilerim. Kendi el yapımı erişteden yemeğimizi hazırladık. Şimdi yemeğe geçeceğiz. Bize şimdiden sizlere vedalaşıyoruz. Hoşça kalın derim. Bu arada beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bu şans gelmez bir daha.